İsimlerin ne? Hamza. Hamza. Senin? Emir. Gülseren. Gülseren. Hepsini Galatasaray maçında mı doğdunuz? Yok. Sen? Ben Seyit'te doğdum. Sen Seyit'te doğdun. Sen? Üç Seyit'te doğdun. Sen? Galatasaray. Galatasaray. Sen? Galatasaray. Maşallah. Peki yani ne olmak istiyoruz? Nerede? Niye doktor? Peki öğretmen ne yapacak? Öğretmen öğrenci daha çok ilgilenecek. İyi tamam. Sen ne yapacaksın peki ne olunca? Binalar çizecek. Binalar çizmek değil ama binalar yapacak aynı zamanda. Ve bu galiba son poşeyi böyle güzel binalarla düzeltecek. Güzel. Bazen sınıflara gelir. Öğretmen çocuklara söz gibi konu. Ne olmak istiyorsun? Öğretmen oğlum düşünürse hep külmüş durumda. Öğretmenliğini sevmiyor. Evet. Herhalde öyle olacak. İyi, güzel. Şimdi benim makama kimi? Makama kimi diyorum? Sen mi geçiyorsun? Allah hemen bak. Hadi öyle. Ama çünkü bu siyasiye mi tepki yapıyor? Berber seni kuşak. Yani öğretmenlikten bak siyasete oynuyor. Biliyorsun. Gel. Ben seni buraya almışım. Gel. Biraz top indireyim mi? Topuna da uzadın mı? Ya şöyle bak. Şöyle gel. Bak bu benim günlük programım. Bugün görüş çekelim. Google'da bilgisayarım var. Burada da telefonla talimat ediyorum. Sen şimdi mesela ilk talimatı ne vermek istersin? Ben işte ilk önce çalışanlarımıza çevreyle ilgili bir talimat vermek istiyorum. Çevrede yeşillik veya bitki fazla yetişmesini istiyorum veya bazı alanlarda fabrikaların veya arabaların bacalarını fitne taktırmalarını görüyorum. Çünkü onların da çıkartıp doğaya çok önemli. Ya sen şöyle diyorsun. Çevreyi kirletenlere engel ol. Arabalar çevreyi kirletmesin, fabrikalar çevreyi kirletmesin, kontrol edeceksin. Çevreci bir başkan olsa. Ha, oh, başkanla karşı da tamam. Belediye mi dedilerdi? Peki ne doktor olacaksın? Cerrah. Cerrah. Evet, nasıl okulda durumlarınız? Okulumuzda hiç sıkıntı yok Sayın Başkanım. Çok teşekkür ederiz. Geçen hafta belediyeden geldiler. Okulumuza basket potası, kamera yapmak istediklerini söylediler sizin önünüzde. Çok teşekkür ettik kendilerine, sağ olsunlar. Herhangi bir sıkıntımız şu an için yok. O takdirde zaten size geldik. Önce başkanı geldi lan oğlum. Bak. Bunlar tehlikeli olur. Gele alışkanlık görürsün yani. Ben de orada olsam bana önce gidin burada yani. Hiç önemli anlamadım. Başkanım, önce misafirler. Çok özür dilerim. Geçen hafta Çanakkale'ye üç otobüs öğrenci gittik. Sizin katkılarınızla gidirken çocuklar tuttular. Hocam biz üç kişi gittik. Sınıfımız gidemedi. Başka da söyleyelim mi? Dedim ki yani sen okulda okuduktan sonra... Ne zaman siz yine organizasyon yapma yine otobüs gidin. Evet. Yalnız şey bizi verelim. Tarihi bizi verelim. Niye? Programda bütün türlüsü. Tamam biz o zaman size ne kadar zaman içine gideceğiz? 20 gün içeceğiz. Kendi sınıfları için istediler başkanım. Tamam. Bir otobüs. Tamam mı? Kaç kişisin? 40. Bir büyük otobüs. Tamam mı? Bir büyük otobüs. Doğru oluyor. Tamam başkanım. Bir otobüs. Hadi işte kopardın başkanım. Böyle başkanım. Otobüste kopardık. Sınıfa bir faydan olsun ya. Yani. Eskiden biz 23 Nisan'larda çok soğuk havalarda çok güzel statlarda bekletmişlerdi. Şimdi en azından yurtlar yani 23 Nisan kutlamaları çok güzel şeydir ama böyle her sene genelde yani 3 senede 2 sene hava soğuk oluyor. Yani. Aynen. İçimiz parçalandı o çocuklar orada soğukta 23 Nisan'da statta beklemeleri var ya yani bunların daha böyle çocukları hiç eziyet olmayacak şekilde yapılması lazım. Kapalı yerlerde yapalım, salonlarda yapalım, tiyatrolarda yapalım hatta.
Çocuklar üşümüş. Bazen 19 Mayıs bile senin havaya geliyor. 23 Nisan çocuklar çok serine geliyor. Bir de ya bugün öyle yerler var ki zaten soğuk oluyor. Yani İstanbul'a daha ılman bekliyor. Düşün şimdi Erzurum'da 23 Nisan nasıl soğuk oluyor? O çocukları orada dikim. Kendi çocukluğumu hatırlıyorum. Ben o törenlerden dolayı 23 Nisan'ı sevmez. Donardım ya. Hep üşürdüm hatırlıyorum. Hep üşürdüm. Hesabı ne zaman? Şok mor bir şeyler giydirlerdi böyle şeylerle. Hep hatırlıyorum o zaman böyle işte spor kıyafetler giydirlerdi. 30 saniye bir yürüyüş yapacaksın. 3 saat. 3 saat bekle orada. 19 Mayıs'ta da kafamıza güneş geçerdi. Karlar üzerinde. Ben? Karlar üzerinde kutlarım. Evet. Sizin memlekette ben de öyle düşünüyorum. Ya Antalya'da ya. Neyse. Değil mi? Ne var bende o programımız? Bizim okulda şu an törenimiz var. İşte öğretmen arkadaşlar programa devam ediyorlar. Biz okulda olarak Galatasaray kartı geçiriyoruz. İyi, tamam. Oldu o zaman. Benden başka bir isteğin var mı? Çiçeklendirmesi, tamam. Şimdi biz bir hafta bütün okulların bahçelerini düzenleyeceğiz. Bütün okulların, daha sonra bütün okulların toplu olarak yani düzenleyeceğiz. İşte bahçelerini yapacağız, zeminleri yapacağız. Büyük ağaçlar koyacağız. Evet. Yani sizin bütün okulların büyük ağaçlar koyacağız. Ondan sonra çardaklar yapacağız. Evet. Banklar koyacağız. Önümüzdeki sene başladığınızda okul böyle bir başka olacak bahçesi böyle. Çocuklar böyle ilk başladığı zaman böyle sınıfların çok bahçelerini, okulların çok farklı görecekler. O okulda da ayrıca teşekkür ediyoruz. Biz aradık bize 50 tane çam ağacı getirdiler. Her sınıfımızı biz bir çam ağacı dedik. İyi güzel. Ben bizden ana olsun diye. Hediyesi başkanım. Ben bunu da size takdim edeyim. Başkanım çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Başkanım diliyorum. Kolay gelsin. Allah mahcup etmesin. O yüzden şeyin üstüne bakayım. Ne? Şanslar olmamış. Bayramdan başladım ya. Hem de meslektaşım olarak görüyorum. Bakın sıkıyor şeyin üstüne ya. Bir de parlatıcı sıkıyorlar. Vallahi biliyor musun? Şimdi yaşasın diye. Ben şimdi ben evde aramayayım ama ne diyeyim artık? Böyle dağıttılar. Sıkıyor da sana. Yok zaten ben mesela adımda gizliyorum. Adamın kulaklarına mı? Bak başkanlara en son. Böyle bakın ders alışma. Başkanlara en son. Kazadan, beladan konuşuruz. Ombaktan duyuyor mini çanı, Cumhuriyet koruyor şan bayrağı. Thank you.
bir genç kadını, ansan onun adını. Her şey beni ona bağlar, kalbim durmadan ağlar. Aşkım hiç sönmeyecek, gitti o dönmeyecek. Uzun yıllar geçse bile yaşarım hayaliyle. Kemanımla ona bir ses verebilseydim eğer, bu sesimle ona ersem bana dünyaya değer. Ne yazık ki deli zengin, çubuklar örgün, binelemle doğuyor her yeni gün. Yarın olsun, yarın olsun diye renkler soluyor. Neye baksam, ne işitsem bana bir dert oluyor. Bu karanlık günün elbet gelecektir sonu, kalbim özlüyor onu. Ben de bir şey yapmam lazım. Ben de bir şey yapmam lazım. Ben de bir şey yapmam lazım.
Paşalılar, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili evlatlarımız, değerli gençler, hepimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Allah'a şükürler olsun. Ne kadar güzel bir manzara. Çocuklarımız mutlu, sağlıklı, yüzleri gülüyor. Allah bugünlerimizi aratmasın. Bugün böyle güzel bir havada bu bayramı birlikte kutluyoruz. İnşallah ülkemizde birlik ve barış içinde nice güzel yarınlarda çok daha güzel ortamlarda biz bu bayramları kutlarız. Gazi Osman Paşa sizlerle beraber güzelleşiyor, büyüyor. Biz Gazi Osman Paşaların gururla Gazi Osman Paşalıyım dediği, gururla Gazi Osman Paşa'da yaşıyorum dediği bir Gazi Osman Paşa'yı yapmak için çalışıyoruz. Bu ülkede okullarımızı yeniliyoruz. Yeni okullar yapıyoruz. Bu yazın Gazi Osman Paşa'nın bütün okullarının bahçelerini yenileyeceğiz. Ağaçlandıracağız, güzelleştireceğiz. İlk okulun ilk 4 sınıfları olan okullara bahçelere salıncaklar koyacağız, oyun grupları koyacağız. Okullarımızın bahçeleri oyun alanları gibi olacak. Meydanlarımızı arttırıyoruz. Artık yeni yapacağımız konutlarda, evlerde sizlerin çok daha mutlu yaşayabileceği, çocuklarımızın ve insanlarımızın güvenle yaşayabileceği ortamlar yapacağız. Artık bahçesinde havuzu olan evler yapacağız sizlere. Arabalar artık sokaklarda değil, otoparklarda olacaklar. Adam gibi yaşayacağınız, yaşarken korkmayacağınız, güvenle oturacağınız evler yapacağız, okullar yapacağız, kültür merkezleri yapacağız. Gazi Osman Paşa'lı olmaktan daha fazla hep beraber gurur duyacağız. Artık bu ülkenin okullarında yetişen çocuklar üniversite imtihanlarında daha çok başarılı olacaklar. Bu ülkenin çocukları sokaklarda değil, parklarında, evlerin, sitelerin bahçelerindeki oyun alanlarında oynayacaklar. Hedefimiz bu. Ne yapmak istiyorsak sizler için yapmaya çalışıyoruz. Belki önümüzdeki 5-6 ay birazcık bu inşaatlarla ilgili tozumuz, toprağımız olacak ama unutmayın sadece bu sene Gazi Osman Paşa Belediyesi 7 tane okul yapacak. Sırf çocuklarımız için, kendi insanlarımız için 10 tane kültür merkezi inşaatımız başlayacak. Yeni büyük parklarımız olacak. İnsanlarımızı sosyal, kültürel olarak daha fazla geliştirmek için yatırım yapacağız. Gazi Osman Paşa'lı olmaktan hep birlikte daha fazla gurur duyacağız. Bu güzel atmosferde, bu güzel havada özellikle çocuklarımızın ve tüm hemşehrilerimizin bayramlarını kutluyorum. Hepinize sağlık, sıhhat diliyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hepinize iyi eğlenceler. Mehterem bölüm. Hey!
veteran bölüğü. Sağa dön! Yol marşlarıyla hop dur. Haydi! Ya Allah! Yeşil Sayın Çocuk Şenliğimizi şenlendiren Gazi Osmanpaşa Belediyesi Çocuk Mehteri'ne teşekkür ediyoruz. Alkışlarına savuruyoruz efendim. Kendini çocuk hisseden herkesi 23 Nisan'ın en içten dileklerimle kutluyoruz. Eğlenmeye hazır mıyız? Süpersiniz, gösterimiz başlıyor. Thank you.
Senin baban para babası, benim oğlum para ağası. Abla bu nasıl hep aklın fikri parada mı yahu? Biraz da normal şarkılar, devam, çok güzel. Benim oğlum para babası, altında son model arabası. Değiştir. Özgür kız. Erdem'e de hızlı dedik, maratona çıktım aşağıya. Abla neredesin? Mikrofon burada. Abla bak, mikrofonu takip edeyim. Şarkı devam, bir daha. Ofiste şiştim de şiştim ama alma da yalan. Evet, Erdem Bey plajda. Çok güzel. Hangi okulda okuyoruz? Ülke İlk Öğretim Okulu. Ülke İlk Öğretim Okulu. Çok kolay. Evet, ellerimizi arkaya bağlıyoruz. 3, 2, 1, start. O bir kap, bu bir kap. Yansıtayım bakayım, dur bakayım kalp. Ooo, abide çok büyük heyecan var. Kalp şöyle atıyor. Roman havası gibi bu bari. Evet abi, derin bir nefes al. Nefesi bırak. Evet, bir daha söylüyorum. Erdem Bey'i dinliyoruz. Hakikaten köpekler vardı, bir de arılar vardı. Arılar soktu mu seni? Abi de çorabım kaçtı. Çorabım mı kaçtı? Evet. Yakalasaydın çorabını. Yakaladım. Yakaladın, giydin mi? Evet. Aferin. Ha. Şimdi uyandığına göre, şimdi ertesi gün sabah erkenden kalktın. İlk ne yaparsın? Şöyle karşıya bakarım. Niye bakarsın, nereye bakarsın? Karşıya, çarşıya, taksiye. Allah, yapma Karagöz'üm, hep de vuruyorsun. Çocuklara kötü örnek oluyoruz. Evet, vurma. Onlar kötü örnek oldum, evet. Ha, sabah ilk kalkınca ne yaparız arkadaşlar? Bilen var mı? Ne yaparız, sen söyle bakayım. Ha, elimizi yüzümüzü yıkarız. Bak, sabah yüzümüzü yıkarız. Sabah ilk kalkar kalkmaz elimizi yüzümüzü yıkarız. Ben onu yaptım canım. Ne zaman yaptın? Geçen sene. Geçen sene mi? Evet. Sen senede bir mi elini yüzünü yıkıyorsun? Tabii canım, normalde iki senede bir yıkanır ama ha. Ben çok titiz olduğum için seneden sene yıkıyorum. Bravo, titizlikten doğru. Ha. Niye peki senede bir yıkıyorsun elini? Sünnettir, sünnet. Sünnet mi? Ha, değil midir? Değil tabii. Ha. Sünnet olan her gün yıkamak. Her gün yıkamak. Yoksa yüzün eskimesin. Sen ne yaptın? Dinozor yumurtasın mı? Evet, öyle yumurta yerim ben. Nasıl yiyeceğim yumurtayı? Ben yerim. Vallahi yersin. Yerim. Evet, şimdi... Zeytin gönderin bize bak size. Zeytin yolla. Hop. Aldım. O tarafta peynir gönder. Biraz da peynir gönder. Biraz da peynir. Tamam. Bak ooo, bir sürü. Çok güzel. Ama mükemmel. Ne kaldı? Kaldı? Bir şey kaldı. Ne kaldı? Süt, 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 süt gönder. Ben ne dersem aynı şekilde tekrar ediyorum. Hazır mıyız? Hazırız. O zaman şunu söylüyorsun. Şemsipaşa pasajında keçi paçası çorbası içtim. Şemsipaşa çorbası. Hayır. Şemsipaşa çorbası içtim. Paşayı mı çorba yaptın?
Allah Allah, bir daha söylüyorum. Son kez söylüyorum, ondan sonra hemen illüzyonistimizi sahneye alacağım. Söylüyorsun. Şemsipaşa Pataşı'nda keçi paçası çorbası içtim. Adamın paçasında niye çorba içiyorsun? Adamın paçası çorbacı mı?
şöyle bir sallıyoruz ve güzel bir müziğimiz gelecek. Hep birlikte söyleyeceğimiz eminim. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Haydi bakalım Osman Paşa.